Merhaba sevgili Medyaskop izleyenleri, Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemin öne çıkanlarını ben Gökçe Çiçek Köse'den soruyorum. Nuray Mert cevaplıyor, gündemin öne çıkanları dedim ama bugün 2022 yılının son programıyla karşınızdayız. 2022'ye veda ederken şöyle bir dış politika, dünya siyaseti, başımıza neler geldi 2022 yılında? Bunları konuşalım istiyoruz. Bazı klişelere, bazı ezberlere bakalım. Kaldığı yerden devam mı ediyor bu ezberler? Yoksa 2022 yılında yaşananlar bazı ezberleri de değiştirdi mi? Hoş geldiniz Nuray Hanım. Merhaba. 2022'den sonra yani gelecek yıl artık şunu Nuray Mert'le soracağım. Belki programın ismi kalsın da sen öyle şey yapma. Sanki ben böyle bütün soruların cevaplarını bilen insanmışım gibi sohbet falan diye takdim et bari. Bir değişiklik olsun. Çünkü her seferinde ben böyle işte Nuray Mert'e soruyoruz. O da cevap veriyor falan. sağ olun. Mültefit bir sunuş. Ama dediğim gibi her seferinde ben böyle her şeyi bilen kadın durumuna da görüyorum kendimi. Bir değişiklik öyle bir şey yapalım istersen. Ağzımız alışırsa olur mu? Olur. Neden olmasın? Yapalım. Böyle bir hep de aynı girişi yapıyoruz ara ara, evet, böyle değişiklikler güzel olur, bence de öyle yapalım ama tabii sizin uzmanlık alanınızla ilgili sorular soruyorum, o konuda içim rahat. Siz gene cevap verin diyorsun. Evet. Kaçma, böyle ismini değiştirelim falan diyerek kaçma bu işten, sen gene cevabını ver sana sorulan şey. Evet, şaka bir yana 2000 yani adet olmuş işte. İyi de oluyor, böyle toparlamış oluyoruz. Evet. Yıl son, yıl başları falan. Böyle bir muhasebe. Geçen böyle bir zaman, bir yıllık zaman içerisinde değişen bir şey olmuş mu? Bu arada biz de mesela 2022'ye veda ederken Medyascope'da da işte Türkiye'yi sarsan olaylar, bir hatırlatma, bir hafıza tazeleme, bir çok sayıda içerik girdik. İzleyicilerimize de buradan hatırlatayım. 2022'ye bakış diye web sitemize girerseniz üstte bir böyle sizin için 2022'ye bakış diye bir banner hazırladık. Dış politikada yaşananlar, dış politika, dış haberler servisi toparladı. İç politikada neler geldi başımıza? İşte maalesef bir sürü facialar, patlamalar, biraz tatsız olaylar geldi. Google Trends'leri, Kemal Kılıçdaroğlu neler yaptı, altılı masa neler yaptı, iç politikada neler yaşadık? Böyle biraz 2022'yi size hatırlatacak içerikler hazırladık efendim. Sırası gelmişken bunu da söyleyeyim. Ama biz bugün biraz dünyaya bakalım, büyük büyük kavramlara bakalım istiyorum Nuray Hanım. Çünkü aslında yaşanılan şeyler, salgın izleri devam etti diyebiliriz. Ekonomik olarak özellikle izleri devam etti. Birçok ülke mücadeleye devam ediyor şeyin kendisiyle, virüsün kendisiyle. O da bir yandan sürüyor tabii ama büyük oranda hafifledi aşıyla birlikte. Ama artık yarattığı ekonomik sıkıntılar, işte toparlanacak mı, toparlanmayacak mı, ne kadar telafi edilecek yaşananlar tartışması devam etti. Ve tabii ki bu senenin başı Rusya-Ukrayna Savaşı. Yani dünya başka bir noktaya gidiyor artık, öyle savaşlar tankla tüfekle olmayacak, karadan yaşanmıyor falan derken yani tanklı tüfekli bir savaşa oldu dünya. Ve bunun sonuçları yine ekonomik krizi, salgınla beraber gelen ekonomik krizi daha da büyüttü. Tüm dünyayı etkileyen bir kriz yine bu da. Çünkü yaptırımlar, enerji krizi beraberinde geldi bununla birlikte. Ya aslında birçok ezberin de başta belirttiğim gibi bozulduğu, birçok şeyi böyle literatürü taramasında sizlerin, uzmanların, dünyaya başka bir gözle bakan insanların sorgulamalarıyla birlikte hangi ezberler bozuldu diye sormak istiyorum ben aslında Nuray Hanım. Bu yıl sizce neler tartışma konusu oldu? Biraz sizden dinleyelim. Haklısın. Yani biz neoliberalizmin sonu geldi, bir sürü ezber bozuldu falan derken doğru, senin hatırlattığın şey de en başta. Yani böyle artık savaşlar, kara savaşlar, işte bunlar tarihe karıştı falan denilen şey. Evet, yani savaşın cinsi falan üzerine olan ezberler bile bozuldu. Evet, yani aslında işte yeni yıl relatif bir şey, yani bir kurgusal bir şey. 2022'nin girmesiyle bir şey olmuyor yani. Aralık 2021'den devam ediyordu ama
iyi bir özet, iyi bir sınır çizme oluyor. Tam da o nedenle Ukrayna Savaşı, evet yani Şubat'ta tam böyle geçtiğimiz yılın başında, yılın da devamını tamamıyla etkileyecek şekilde böyle damgasını vurmuş oldu 2022'ye. Ve de hala devam ediyor. Etkileri de, tartışmaları da, her şeyi de. Fakat bu bir savaş değil. Dediğin gibi yani sadece böyle işte bir bölgesel gerginlik veya onların üzerinden artık bu bölgesel gerginlik olmaktan çoktan çıktı. Çok daha işte büyük bir küresel cepheleşme, çatışma hattı oluşturdu. Ama onun da ötesinde şimdi 21. yüzyılın başında, yani daha doğrusu 20. yüzyılın sonundaki bir takım, tam böyle 90'larda bir soğuk savaş bittikten sonra böyle çok dolaşıma giren, kabul edilen, senin ezberler dediğin bir takım varsayımlar vardı. Çok üzerinde anlaşma olan, yani çoğunlukla çoğunluğun kabul ettiği veya işte medyayla, medya dünyası, Batı dünyasından bahsediyoruz tabii. Burada işte artık bunlar tartışılmaz filan dediği, dolaşıma giren bir takım ön kabuller. Bunların zaten 20. yüzyılın sonu, yani 2000'li yılların başında bu ezberleri sarsacak çok şey oldu. Ama 21. yüzyılın ilk çeyreğinde artık bunlar hani sarsacak şeylerin ötesinde iflas noktasına geldi. Çok daha radikal bir şekilde sarsıldı. Nedir onlar? İşte biz hep neoliberalizm diyoruz. Ve 90'lı yıllarda soğuk savaşın bitmesiyle beraber neoliberalizmden sadece ekonomik politikaları kastetmiyoruz. 90'lı yılların sonunda itibaren işte soğuk savaş, komünist blok yıkıldı. İşte insanlar el ele tutuşacak, hayat bayram olacak gibi bir hava vardı. Çünkü temel varsayım, yani neoliberalizmden kastettiğimiz aynı zamanda politik varsayımlar, politik iddialar. O da aslında neoliberalizm ve liberalizm iddiaları arasında çok ciddi fark yok. Yeni bir şekilde çerçevelenmiş hali. O da işte serbest piyasa ekonomisinin, kapitalist ekonomi politiğin zaten demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğu. Evet, ondan sonra işte komünist blok falan da yıkıldığına göre, bir rakibi de kalmadığına göre, o zaman bütün dünya küresel çapta işte bir serbest ekonomiye, pazar ekonomisine geçecek. Ve pazar ekonomisi de bu ülkeleri demokratikleştirecek. Bu zaten yani en başından itibaren gölgelenmiş bir şeydi. Yani 90'ların sonlarına doğru zaten Güney Asya, yani hiç de demokrati olmayan ülkelerde ki işte ekonomik büyümeler. Sonra o patladı. İşte Çin'de devam etti. İşte bugünlere kadar gelindi. Çok başarılı bir şekilde. Yani ekonomik politik açısından. Ama ne demokrasi getirdi ne bir şey. Bir de onun ötesinde de küreselleşmenin sonunu getirmiş oldu. Niye şimdi bahsedeceğim? Dolayısıyla biz işte neoliberalizm ezberlerin veya 90'lardan soğuk savaş sonrası ezberler bozuldu derken, dediğim gibi yani sadece böyle bir ekonomik politikalar manasında demiyoruz. Siyasal alandaki kurgular, kavramlar, dolaşıma giren iddialar çöktü. Ve bu Ukrayna Savaşı'ndan sonraki gelişmeler, bu zaten bu süreci, bu bir günde Ukrayna Savaşı yüzünden olmadı. Böyle devam eden bir süreç vardı. Bir sürü işaretini görebiliriz söylediklerime. Ama Ukrayna Savaşı'ndan sonra bunlar artık çok net bir şekilde, inkar edilemez şekilde. Bu ezberleri en çok tekrar edenler tarafından bile itiraf edilen şeyler oldu. İflaslar oldu. İşte bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, biliyorsunuz işte bu serbest piyasa, işte devletin mümkün mertebe az müdahale etmesi ve dolayısıyla da işte devletlerin zaten, şimdi 90'lardan sonra ulus devletlerin de artık hiçbir öneminin kalmadığı, değil mi? Bundan bahsetmiştik. Zaten serbest piyasanın devlet müdahaleciliğe karşı bir model, bir
ekonomi politik olduğu vurgulanıyordu. Bu hiçbir zaman böyle olmadı ayrı. Ama bu savaştan sonra bir kere bu vesileyle biraz daha katmerli hale geldi çünkü. Yani daha ekonomik krizler, işte 2008 krizinin devamı dedik, işte pandeminin etkisi falan dedik. Büyüyen bir ekonomik kriz vardı. Bir de Ukrayna Savaşı, enerji fiyatları falan derken bütün bunların sonucunda bir kere her şeyden önce devletin müdahalesi, sübvansiyonlar mesela, hani tarihe karışmış falan denilen devlet müdahalesi dediğimiz bunlar tabii. Yoksa Çin gibi böyle bir devlet ekonomisi, devlet kapitalizminden bahsetmiyoruz ama liberal, neoliberal iddiaların işte bunların artık geri kalmadığını iddia etti. Savunduğu şeyler, ekonomik politikler geri döndü. ABD'de Trump bu raya girmişti. Ve Trump böyle işte eski moda olmakla, acayip bir insan olmakla, işte bu şey, işte Amerika, öncelikli Amerika politikası, işte bir aşırı sağ bir kavram olmakla falan eleştiriliyordu. Biden döneminde bu Ukrayna Savaşı'nın da işleri kartopu gibi büyütmesiyle bu Trump dönemindeki şeyle ekonomi politikada, daha bir sürü politikada aynı şeyler devam ediyor ayrı. Ekonomi politikasında da Amerika, Trump adını koymuştu önce Amerika, işte Amerika First. Biden şimdi ne yapıyor? Gümrük duvarı koyuyor. İşte Çin'le ekonomik şey yapıyor. Savaşa girişiyor. Ve nihayetinde şu söyleniyor. Ya biz işte Allah Allah, biraz galiba çok iyimsermişiz. Yani iç pazarda devlet müdahalesinin azalması, onun dışında da küreselleşme. Yani ülkeler birbirleriyle, hani kapitalist ekonomik politiği benimseyen ülkeler birbirleriyle ticaret yapmak üzerinden bir şekilde dünya barışı da bunun üzerinden kuruyor. İçeride demokrasi kreşim. Küresel çapta da bir barış kurulur bunun üzerinden. Bunun böyle olmadığını gördük. Çünkü işte yani evet, bunlar kapitalist ekonomik modele geçtiler ama Çin'dir, Rusya'dır falan, bu otoriter rejimler çok ciddi bir tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu tehditlerle bizim savaşmamız lazım. Savaşmanın bir şeyi de, boyutu da, bir aracı da ekonomidir. Ekonomik yaptırımlardır. Diğer tarafta nedir? Korumacı ekonomik tedbirlerdir. İşte Çin'e karşı yaptıkları. Ama Çin'e karşı olmanın ötesinde işte bir teknoloji yarışı da haline geldiği, güçlendirmek gerektiği için ne yapılıyor? Bazı devlet bazı şeylerde, alanlarda Amerikalı olmayan yatırımları caydırmaya çalışıyor. Mümkün mertebe işte bütün kullanılan malzemenin Amerika'dan alınmasına özen gösteriyor. Yani içe doğru kapatıyor. İçeride ekonomiyi dışa bağımlılıktan kurtarmaya çalışıyor. Şimdi bunlar çok demode kavramlar olmuş. Ne dışa bağımlılık? Karşılıklı. Değil mi? 90'lardan itibaren bunu duymuyor muyuz? İşte karşılıklı bağlantı bunlar. Karşılıklı bağlanma. Dışa bağımlılık ne? Böyle artık emperyalizm bilmem ne laflarının artıklarıyla düşünmeyin deniliyordu. Şimdi bunlar tamamıyla tersine döndü. Diğer taraftan tabii en gözümüze çarpan yine gene işte Ukrayna Savaşı falan ama sonuç itibariyle demokrasi krizi. Şimdi biz Türkiye'de de uzun süredir bunu konuşuyoruz. Türkiye'de yaşadıklarımız çerçevesinde. Dünyada da bazen de mukayese yapıyoruz. İşte bu bütün dünyada da böyle ne kadar benziyor, diğer otoriter ülkeler falan diye. Ve de dünyada da çok tartışılıyor. Özellikle son 10 yılda popülizmin yükselmesi, otoriter popülizmler, değil mi? Demokrasi adına, işte demokrasi adına oyla gelen işte bir şekilde diktatör kesiliyor. Değil mi? Bir sürü ülkede bu böyle bir sorun var. Merkez sağın bile aşırı sağ politikalara yönelmek zorunda bırakılması falan. Evet, sonuç itibarıyla işte bir şekilde gelişmiş ülkelerde, Batı Avrupa ülkelerinde işte aşırı partilerin, dediğim gibi
merkez sağı giderek daha sağa doğru ya kaydırması, mesela göçmen politikaları konusunda o zorlamayla merkezdeki partilerin de işte göçmen karşıtı olmasa da bu konuda bir şeyler söylemek zorunda kalması. Bu ülkelerde böyle. Batı dışındaki pek çok ülkede doğrudan bizimkine benzer bir şekilde otoriterleşen rejimler. Onun ötesinde ama geçtiğimiz sene de otoriterleşen rejim bu tür Batı dışındaki örnekler gibi değil ama Avrupa'nın göbeğinde en önemli Avrupa'nın üçüncü ülkesi olan İtalya'da aşırı sağ partilerden olabilir. Yani özellikle aşırı sağ bir partinin, Mussolini'nin partisinin devamının lideri başbakan oldu. Yani ve bir sağ koalisyonun başbakanı olarak, değil mi? Yani bunlar aslında ilk defa geçen sene falan olan şeyler değil mutlaka. Dediğimiz gibi 10 senedir gündeme getirdiğimiz, konuştuğumuz, yani sadece konuştuğumuz değil, dünyada herkesin konuştuğu, siyaset alanındaki önemli tartışmalardı, gelişmelerdi. Ama geçtiğimiz sene bütün bu noktalarda her şey çok daha net bir hale geldi. Ve uç bir hale geldi. Çok dikkati çekecek, göz ardı edilemeyecek hale geldi. Dediğim gibi işte hem işte Fransa'dan işte evet bir şekilde iki turlu seçimde bertaraf ediliyor. İşte bu aşırı sağın güçlenmesi, ki bu da epeyce bir şekilde de. Ama sonuç olarak giderek böyle bir trend var. İngiltere'de bir siyaset bir türlü dikiş tutturamıyor. Bu aşırı sağlık filan meselesi yüzünden değil. Orada da tam da dediğimize güzel bir örnek. Thatcher işte bu şeyin neoliberalizmin kraliçesiyken, öncüsüyken ve bir model, bir böyle bir biraz 33 gün iktidarda kalabildi. Ve dendi ki ya bu politikalarda bir problem yok da zamanı değil. Neyin zamanı değil? İşte demin Amerika içinde dediğimiz gibi artık o ezberler bozuldu. O ezberlerin bozulduğunu artık biz böyle eleştirel bakanlar falan değil, bizzat şey olarak görüyoruz. Cisimleşmiş olarak, olay olarak görüyoruz. Yani Liz Truss'ın istifa etmek zorunda kalması. Bu dediğimiz şeyin soyut bir şey değil. Fiili olarak da böyle. Artık Thatcherizm yani programı yaptığınız zaman bu şartlara uymuyor. Çünkü artık dünyada yeni bir hat belirdi. İşte yeni bir hat belirdi. Yani jeopolitik geri döndü adeta. Ve bütün o söylenen şeyler, işte artık savaş olmayacak, yok efendim işte başka ideolojilerin sonu geldiğine göre bu tür çatışmalar da olmayacak, yavaş yavaş ticaret her şeyi halledecek. Meselesinin aslında bir karşılığı olmadı. Yani sonu geldi derken bir de yanıltıcı olmasın, sonu gelmekten de ziyade aslında bunların bir karşılığının olmadığı, yaşanan şeylerle, biriken şeylerle görülmüş oldu. Ukrayna burada bir çarpan etkisi yaptı. Neden olmaktan ziyade. Bir çarpan, bütün bu gelişmelere çarpan etkisi yaptı. Aslında evet, var olan gerçeğin ortaya çıkması, gözle görülür evet, hale gelmesi, evet, somutlaşmasına öyle, neden oldu diyorsunuz. Yani, evet, ben öyle görüyorum. Yani işte soyut şeyler gibi geliyor biz. İşte bu sürdürülemez bir düzenmiş veya çevrecilerin. İşte bu artık gezegeni yok ediyor. Bu sürdürülemez bir şeydir dendiği zaman bunun bir karşılığı olmuyor. Ama ne oluyor? Gerçekten ondan sonra yani ciddi çevre felaketleri olunca, değil mi? Yani son yıllarda işte yavaş yavaş başlanıldı. Bunların artık genel kabul gelen iddialar oldu. Oysa ki daha önceki önermeler doğruydu. Yani illa sonuç vermesi gerekmiyor bunların. Bu noktaya gelmesi gerekmiyor. Tam tersine bu noktalarda yaptığımız eleştiriler, itirazlar, işte daha çok işte dediğiniz gibi böyle neoliberal ekonomileri eleştirel bakan, Hatta kapitalist ekonomi politiğe eleştirel bakan insanların söylediği, işaret ettiği şeylerin işte somutlaşmış hali olduğu zaman işte ne yapalım, işte Ukrayna'da savaş oldu da. Bu şey bahanesi gibi. Her zaman bir şey olacak sonuç itibariyle. Tembel talebe gibi. İşte bugün elektrikler söndü de çalışamadım. O gün bilmem ne yaptı, oldu da çalışamadım.
Yok aslında ben biliyordum ama yanlış yerden soru geldi gibi. Ya belki modelde problem var yani. Belki model iyi işlemiyor. Tembellik şeyinde olduğu gibi, tavrında oldu. Model iyi işlemiyor. Yani bir yapısal bir problem var belki. Yoksa bir şeyler olacak tabii yani. İşte o onu yaptı, bu bunu yaptı. İran onu yapmasaydı, Rusya bunu yapmasaydı ile gerekçelendirirsek yapısal sorunlar varsa onları görmezden gelmiş oluyoruz. Şimdilerde de zaten yaşanan o bitmiyor. O yüzden de bunlar bugünün sorunu değil sadece. İşte aslında biriken eden ve yapısal sorunlar diye işaret ettiğimiz şeylerin cisimleşmiş halleri oluyor. Peki o zaman burada şunu sorayım şimdi. Aslında dediniz ki bir takım var olan somut şeylerin açığa çıkmasına neden oldu. Rusya-Ukrayna savaşı. İşte neoliberal ekonomik modeli destekleyen işte siyasetçiler, ekonomistler, iktisatçılar işte ne dediler? İşte aman emperyalizm diye bir şey mi kaldı? Sağ sol kavramı ortadan kalktı. İşte sömürgecilik denilen laflar, bunlar işte Sovyetlerden kalma klişeler gibi gibi şeyler söylendi. Peki şimdi bütün bunların aslında devam eden farklı şekillerde, farklı yüzlerde, farklı biçimlerde devam eden şeyler olduğunu söylüyor mesela sol siyaset. Niye neoliberal ekonomi modeline eleştirel bakan özellikle sol siyaset, işte dünyayı soldan okumaya çalışan tüm dünyadaki insanlardan bahsediyorum. Sadece Türkiye'de dünyayı soldan okumaya çalışanlardan bahsetmiyorum. Bir alternatif lafı da burada ne kadar doğru çok emin değilim bu arada. Alternatif mi olmalı, doğrudan karşıtı mı olmalı? O da bir tartışma konusu. Başka bir dünya mümkün. Evet. Bu başka bir dünya mümkün. Mümkünse eğer niye literatüre daha hakim olamıyor efendim solcular yani? Evet yani sol düşünce şunu diyorsun. Sol düşünce içerisinde de bir türlü böyle bir parlak bir şey çıkmıyor. Evet. Başka bir söylem üstünlüğü, ne bileyim bir evet, şöyle bir gündem belirleme üstünlüğü. Tabii yani bunun bir sürü nedeni var hani sol siyasete dünyanın evet, iktidarların bakış açısı vesaire ama. Tabii yani onun da bir geçmişine gitmek lazım falan böyle solcular tembel talebi falan gibi bir şey olmaz veya işi çıkaramıyor, üretemiyorlar. Zaten de üretilecek bir şey yok. Sol tükendi falan meselesi değil ama gerçekten sol siyaset ve sol düşünce. Sol dünyaya sol siyaset gözünden bakma konusunda çok ciddi bir açmaz var. Bunun da pek çok nedeni var ama hızlıca şunu söyleyelim. Görüyoruz yani kökeninde ne var? Daha 80 sonrasından itibaren gelişmeleri bir tarafa bırakırsak. Bir kere diyorum ya neoliberal söylem derken biz ekonomi politikaları sadece serbest piyasa bazlı, pazar ekonomisi bazlı ekonomi politikaları demiyoruz. Onların üzerine dizilmiş varsayımlardan bahsediyoruz. Yani siyasal onların bu mantık üzerine kurulmuş siyasal kavramlardan bahsediyoruz. İşte nedir? İşte pazar ekonomisi demokrasiyle sonuçlanır gibi. Şimdi bunlardan bir tanesi de şu. Ki bugün hala bazı çatışmalara neden olan 80'lerden sonra işte kaba Marksizm falan işte sınıf indirgemeciydi. İşte kafayı emperyalizme takmıştı. Analizleri eskimişti. Yoksa halbuki kapitalizm de kendini yeniliyor. Değişik bir safhaya geçiyor. İkincisi şey indirgemeci olması. Sadece işte dünyadaki ve toplumlardaki ekonomik eşitsizliklere yoğunlaşmış olması. Bunlar kriz yaratıyordu ve yeni alternatifler çıkmıştı değil mi? Sadece ekonomik hiyerarşiler, iktidar ilişkileri, eşitsizlikler değil, başka eşitsizlikler de var. Kültürel konular, kimlik konuları falan. İyi güzel ama bunlar çıkış noktaları, sol siyasetleri daha incelmiş hale getirmek, daha kapsamlı, daha geniş ufuklu hale getirmekken bir kere bir noktada sağa kaydılar. Ve sınıf
ekonomik eşitsizlik, indirgemeci olunmasın diye bunlar artık hiç bu kısmı meselenin, insan hayatının, toplumsal hayatın, siyasal kurgunun bu tarafı tamamıyla görmezden gelindi. Sağ kaydı dediğim bu. Yani artık biz ekonomi, politikten hiç bahsetmez hale geliyoruz. Yani gene bütün dünyada biz dediğim gibi, sadece bizde değil. Bu bir zaaf. Yani ve bu neoliberal bakış, yeni dünyaya bakış dediğim şey, yani siyaseti etkiliyor dediğim şey bu. Solun içerisinden de böyle bir eklemlenme oldu. Yani neoliberalizme tamamıyla savunmak değil ama bir şekilde onun tesisi işte ekonomizmi, sınıf indirgemeciliği eleştireceğiz veya geride bırakacağız, aşacağız derken hiç ondan bahsetmeme ve dolayısıyla da ne oluyor? Ekonomik politik bir yer teşkil etmiyor. Öyle olunca toplumsal karşılıklar açısından da değişiyor. İşte sıradan çok da bu eleştirilen bir şey. Hala kaba sol bakışlarda bunu çok fazla dillendirdiği için yine hala solda bir kesim, yani onlara papuç bırak problemi görmezden geliyor. İşin bir tarafı bu. İkincisi demokrasi meselesinde. Evet, 80'lerde demokrasi önemli bir hale geldi. Sol siyasetlerin demokrasi hassasiyeti yoktu. İşte hep devrim filan, öyle bir perspektif. Oysa yani burjuva demokrasileri de insanların az bir kazanımı değil kardeşim. Bir de yani otoriter bir rejimle demokrasi aynı. Yani hepsi burjuva, hepsi kapitalizmin üst yapısı diye görmezden gelmek çok kaba bir bakış. Tamam, iyi güzel ama buradan gidilen yerde şu oldu. Asıl çatışma sanki dünyada İşte demokratik rejimlerle otoriter rejimler arasında. Peki bu otoriter rejimler nereden çıkıyor? Kapitalizmin serbest piyasa ekonomisinin, pazar ekonomisinin pekala demokrasi dediğimiz yapılar olduğu gibi otoriter yapılarda üretebileceği unutulmuş oldu. Dolayısıyla bu otoriter rejimler sanki gökten inmiş gibi böyle bir tasnife gidildi. Öyle olduğundan sonra da sol entelektüeller, sol demokratlar, sol liberaller bütün dünyaya bakışı bunun etrafında kurgulamaya başladılar. Yani kardeşim işte ne oluyor? İşte otoriter Saddam Hüseyin, bak mesela Irak işgalinde de bu ayrımlar oldu. Saddam Hüseyin bir diktatör. Amerika buraya yani ne yapsın? Askeri müdahaleyi bu meşrulaştırır mı? Günün sonunda meşrulaştırır diyenler oldu. Bu yaklaşım, bu çerçeve içerisinden hareket ederek. Mesela orada ben İngiltere'yi daha çok takip ediyorum. Mesela İngiltere'de çok ciddi yol ayrımları oldu. Sol entelijensiya içerisinde. Basbayağı Bush'un işgalini destekleyenler oldu. Ve böyle bir anlayış yaygınlaştı. Ve sol içerisinde ciddi bir yarılmaya neden oldu. Yani Amerikan emperyalizmi falan diyoruz. Ne yapacağız yani? Emperyalizm diye Saddam'ın yanında mı yer alacağız? Bu zaten eski de bir tartışma. Bu bir şekilde 90'lardan sonra bu hale geldi. Bakın şimdi Putin, Ukrayna meselesi de aynı şekilde. Diktatör. O zaman işte biz koşulsuz Ukrayna'nın yanında yer aldığımız. İyi güzel de şimdi şeyde iyi güzel de değil ayrıca. Hiç savaşta taraf olmamak gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan da mesele Putin, Ukrayna bir egemen ülkenin işgalinden çoktan çıkmış vaziyette. Vekaleten savaşı da açmış vaziyette. Eskiden büyük güçler doğrudan karşı karşıya gelmeyip kendi vekaleten güçlerin arkasında durup aslında büyük çatışmalar lokal olarak bu şekilde harp alanına dönmesiyle sonucunu verirdi. Suriye gibi. Şimdi artık Ukrayna, efendim? Mesela Suriye buna bir örnek olabilir mi yoksa? Evet, tabii. Suriye'de en son örnek olarak. Ama onun ötesine, şimdi Ukrayna Savaşı bunun ötesine geçti. Çünkü inanılmaz bir, yani ABD savaşta aslında. Şimdi bunu Putin söylüyor diye tekrar etmeyelim demek saçmalık olur. Ve o yüzden de pek çok insan savaşın tanımı değişti. Biz bıraktık şimdi neoliberal ekonomiler ezberler diyoruz. Pek çok insan savaşın da tanımı değişti. Artık evet, iddia edildiği gibi sadece hava saldırıları falan karada olmayacak değil, artık kara savaşına dönüldü ama diğer taraftan da savaşın taraflarından biri vekaleten savaşın ötesine geçebildiği görüldü. ABD bayağı
Ukrayna'nın arkasında işte ne dedi? Rus generalleri öldürülmesi istihbaratını biz verdik dedi. Değil mi? Bunun gibi pek çok kritik şeyi Ukrayna, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın saldırılarında ve savaş başarılarında diyelim. Dediler ki biz istihbaratı biz verdik. İşte biz organize ettik neredeyse. O yüzden de Amerika'da da insanlar biz aslında savaşa girdik. Yani bu Amerikan demokrasisi açısından savaşa girdik. Ve bizim adımızı aslında savaşa girmenin koşulu şudur ama bu prosedür işlemiyor. Resmen savaşa girmemiş olduğumuz için kongrenin onayı gerekmiyor filan bu prosedür işlemeden ve doğrudan resmi savaş ilan edilmeden bayağı savaş veriyoruz. O halde artık savaşın da tanımı değişti diyorlar. Bu tür şeyler de oldu yani sadece demin de dediğim konularda. Bu arada Nuray Hanım süremiz de doluyor, toparlarsanız çok sevineceğim. Bu da toparlanacak konu değil. Değil mi? Yani toparlayalım. Şöyle yapmış olalım. Yani geçtiğimiz sene gerçekten de hani ne tarafına baksanız ben dediğim gibi geçen sene olmuş. Bir sene içerisinde olmuş şeyler olarak görmüyorum. Ama sonuç olarak biriken pek çok şey, tartışılan pek çok şeyin çok daha netleştiğini ve karşı görüşlerin çok daha böyle cepheleştiği demeyeceğim ama onların da daha netleştiği demokrasi krizi meselesinin geçtiğimiz 10 yılda bayağı da öne çıkmış olmasına rağmen ama asıl bu geçtiğimiz sene içerisinde çok daha netleştiğini, çok daha acıtıcı bir noktaya geldiğini konuşamadık. Pek çok ülkede seçim sonuçları da bu çerçevede değerlendirmek mümkün. İşte Brezilya'da oldu. Burada aslında biraz ondan bahsetmiştik galiba. Ama diğer taraftan şimdi en son İsrail'de kurulan koalisyon hükümeti falan bunlar da artık bu sorunun ne kadar büyük bir hale geldiğini ve bu sefer de demokrasi içi tartışmaları bıraktım bu demin dediğimiz demokrasi içerisinde çoğunluğun oyu mudur demokrasi yoksa bundan fazlası mıdır? Bundan fazlası ise ne olabilir? Ne arttı Amerika'da da? Bu sefer yüksek mahkemelerin önemi artmaya başladı. Çoğunlukçuluk olmasın diye. Bu da jüritokrasi sorunu yaratıyor. Yani demokrasi kavramının kendi içinde de bir sürü dönüşüm oldu. Bunları hatırlatmış olalım. Yani bitecek bir konu değil de işte böyle saçaklı bir şekilde ama çok radikal dönüşümlere sahne oldu geçtiğimiz sene diyelim. Peki o zaman 2022'ye biz de Nuray Mert'le soru cevap programı olarak bugünden veda edelim. Tüm izleyicilerimize şimdiden mutlu bir yıl dileyelim 2023 yılı. Evet. Klişe her yine şeye klişelerle rağmen. Devam edeceğiz ama her şeye rağmen hayat yani daha iyi bir yıl olsun dilekleriyle kapatmak lazım. Ben de herkese iyi yıllar diliyorum. Peki. Hoşça kalın efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle.